Teoriye göre insanlar ve dünyadaki canlı yaşam başka bir evrenden geliyor. İzini süremediğimiz bir çağda, uzak bir galakside ölen bir gezegenden yola çıkan insanlar uzay gemilerine atlayıp yeni bir ev bulmak için evrende yol aldılar. Bu yolculuklardan birine dünya keşfedildi ve sistemli bir şekilde önce hayvanlar test amaçlı bu dünyaya gönderildi. Testler başarılı olduktan sonra insanlar gezegene inerek yeni bir hayata başladılar. Ve aradan geçen çağlarda eski gezegenlerindeki hayatı unuttular ve dünya ezelden beri insanlığın yuvası olarak bilindi. Ancak uzayda kalacak yeni bir ev arayan insanlar farklı gezegenlere dağıldılar. Şimdi çağlar önce ardımızda bıraktığımız akrabalarımız bizi buldu ve yanımıza mı geliyorlar? Bu teori her ne kadar bilim kurgu gibi görünse de çağlar öncesinden kalan bazı garip kalıntılar insanlık bu gezegende var olmadan önce teknolojik cihazların ve insanların gezegende var olduğunu gösteriyor. Başka bir teori ise tam tersi bir iddia ortaya koyuyor. Uzaylı olarak nitelendirdiğimiz canlılar arasında dünyalı olabilir. Çağlar öncesinde dünyada medeniyet kurmuş çok ileri bir uygarlık belki de uzayın kapılarını aralamış olabilir. Aztek ve Mısır gibi medeniyetlerin gök biliminde ne kadar uç noktalara ulaştığını düşünecek olursak, izini kaybettirmiş kayıp bir uygarlık da uzayda yolculuğun yolunu bulup dünyayı terk etmiş olabilir. Şimdi ise gittikleri gezegenden geri dönüyor olabilirler. Belki de kaybettikleri kökleri bulmak için ana vatanlarını inceliyorlardır. Belki de yurda dönüş operasyonu içerisindeler. Gezegeni onlarla nasıl paylaşacağız? Son yıllarda en yüksek sesle dillendirilen düşüncelerden bir tanesi antik uzaylılar teorisi. Bu teoriye göre uzaylılar dünyamıza yeni gelmiyorlar. Daha önce defalarca geldiler. Uygarlıklar kurmamıza yardım ettiler. Yol gösterdiler ve iletişim kurdular. İlk medeniyetlerden günümüze dünyamız sürekli uzaylıların ziyaretine açık bir turistik mekan olabilir mi? Bu fikir pek çok kesim için ve tarihçi tarafından akla yatkın görünüyor. En korkutucu ve insanlara uzak gelen teori ise uzaylı olarak bildiğimiz yabancıların aslında dünyadaki yaşamın tasarlayıcısı oldukları yönünde. Dünyayı bir deney olarak kullanan uzaylıların aynı bizim laboratuvar hayvanlarından faydalandığımız gibi bizden yararlandıklarını rahatsız edici bir fikir olarak ortaya atıyor. İnsanlığın sıkı sıkı bağlı olduğu yaratılış ve var olma teorisine göre son derece ters olan bu görüşün destekçisi de hiç yok değil. İlginç bir teori de gökyüzünde belirtilen UFO'ların aslında birer zaman makinesi olduğu yönünde. Çağlar öncesinde gelişmiş bir insan uygarlığının zaman makinelerini keşfetmesi halinde elbette birileri geçmişe yolculuk etmek isteyecektir. Geçmişe yapılan bu yolculukta gökyüzünde aniden beliren ve kaybolan araçların içerisinde dünyayı gözlemleyen zaman yolcuları mı yoksa bizim uzaylı sandıklarımız mı var merak konusu. Uzaylılar hakkında 15 teorinin 5 teorisinin sonuna geldik. Diğer 5 teori için yayınlayacağımız 2 ayrı videoyu da Bilmiyorum Deme kanalında bulabilirsiniz. Şimdi kendinize iyi bakın.